Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ı ziyaret ederek, Rusya'nın Karabağ'da yaptığı ihlalleler başta olmak üzere birçok konuyu görüşecek. Siyaset bilimci Zaur Mammadov, 18-19 Şubat'ta gerçekleştirilecek ziyarette Karabağ'ın geleceği ve Rusya'nın Azerbaycan'daki faaliyetlerinin geniş çaplı olarak tartışılacağını söyledi. Azerbaycan ve Türk yetkililerin karşılıklı ziyaretlerinin yoğunlaştığını ifade eden uzman, bunun temel nedeni Güney Kafkasya'nın geleceği konusunda taraflar arasındaki derin işbirliğidir. Çavuşoğlu, son 6 ayda en çok ziyaret eden bakan. Ziyaret sırasında büyük olasılıkla Türk şirketlerinin Azerbaycan'a gelişinin yanı sıra Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaştırma projeleri ve altyapısının uygulanması tartışılacaktır dedi. Memmedov, ziyaret sırasında ana tartışma konularının Karabağ'ın geleceği, Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgeler ve Rusya'nın Azerbaycan'daki faaliyetleri ve diğer konular olacağını belirten uzman, "Her halükarda Tovuz provokasyonundan sonra kardeş ülke ile ciddi bir yakınlaşmaya şahit olduk. Yakın gelecekte Türkiye ile Azerbaycan ve Türkiye ile Rusya arasında kapalı kapılar ardında tartışılan bazı konularda kararların açıklanmasına şahit olacağız." dedi. Alman uzmanlar, Almanya'nın hava savunma sistemleri olmadan Ermenistan gibi Azerbaycan'ın üstünlüğü karşısında çaresiz kalacağını belirtti. Almanya'daki Federal Güvenlik Politikası Akademisi uzmanları, Alman ordusundaki en büyük eksikliklerden birinin insansız hava araçları olduğunu belirtti. Alman ordusunun, iyi donanımlı konvansiyonel bir rakibe direnmek ve hareket için güçlü kalmak istiyorsa, o zaman insansız hava araçları edinmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, hava savunma sistemlerinin askeri açıdan vazgeçilmez olduğunu kaydetti. Azerbaycan tarafından Karabağ'da uçak savar füzeleri ile imha edilen savaş ekipmanlarının bir listesini de yayınlayan uzmanlar, Azerbaycan ordusunun başarılı hava harekatının ana nedenlerinden birisinin, savaş alanındaki, özellikle elektromanyetik spektrumdaki üstün taktik istihbaratı olduğu kaydedildi. Uzmanlar örneğin keşif insansız hava araçları cep telefonlarında düşman askerlerinin şifrelenmemiş konuşmalarını yakalayabilir, yerlerini belirleyebilir, topçu ve silahlı insansız hava araçları yardımıyla anında saldırabilir. Ermenistan'ın kullandığı geleneksel uçak savar sistemleri bu taktik karşısında pratikte çaresizdi dedi. Karabağ harekatından ders çıkarılması gerektiğini ve 2012'de iptal edilen hava savunmasının restorasyonu için çağrıda bulunan uzmanlar, Azerbaycan'ın satın aldığı bazı insansız hava araçlarının Türkiye'ye ait olduğu ve Ankara'nın bu alanda son dönemde nasıl büyük başarılar elde ettiği sorgulandı. Uzmanlar, Ankara uzun yıllar Amerikan ve İsrail yapımı insansız hava araçlarını almaya çalıştı. Ancak direnişle karşılaştı ondan sonra kendi insansız hava araçlarını yapmaya başladı. Türkiye 10 yıldır bu yönde büyük başarılar elde etti dedi. Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeniler, yeni bir askeri alma çağrısında bulundu. Askeri uzman adalet verdiği ev, şimdi Karabağ'ın kalıntılarından ve 40 bin kişilik nüfustan bir ordu oluşturup, ahlaki açıdan sarsıntılı ve dağınık bir teşkilatta hizmet etmeye çalışmak gerçekçi görünmüyor. Azerbaycan'ın en küçük bölgelerinin nüfusundan daha az kişiye sahip olan bir bölge ordu kurma potansiyeline sahip olamaz. Öte yandan Ermenistan'a dönen halk arasında askerlik çağında olan askeri alınanların sayısı sadece orduyu değil, motorlu bir piyade taburu bile oluşturmaya yetiyor. Dolayısıyla Ermeni propaganda makinesinin burada faaliyetlerine yeniden başladığını düşünüyorum. Ancak Azerbaycan tarafı da bu konuda sert bir tavır takınmalı ve barışı koruma görevlilerinin görevlerini tam olarak yerine getirmelerini, yani Ermeni militanların Karabağ topraklarından tamamen çekilmesini talep etmelidir dedi. Karabağ'da özel bir harekata gerek olmadığını kaydeden Verdiyev, provokasyonlara aceleci bir tepki zemininde siyasi kararlar alınamaz. Bir ordu yaratacak ciddi potansiyele sahip değiller. İnsanları orduya çağırmakla çözülemez. Ordunun oluşturulması için zırhlı ve zırhsız teçhizat, araçlar, silahlar ve mühimmat, üretim tesisleri, lojistik ve önemli miktarda fon gerekiyor. Ermenistan'dan veya diğer patronlardan gelen bu fonlar olmadan Karabağ'da bir ordu oluşturmak ve onu ayakta tutmak imkansızdır. Ancak şu anda Ermenistan'ın başı belada gibi görünüyor. Hem insani hem de teknik kayıplar büyüktür. Karabağ'daki sözde rejime kendisini onarmadan nasıl tedarik edecek? Her gün yeni sınırlarımız restore ediliyor, askerlerimiz ileriye dönük yeni mevziler hazırlıyor. Ama bu süreçte Azerbaycan ordusu önünde Ermeni ordusunu görmüyoruz. Bir Azerbaycan askeri gördükleri her yerde hemen Rus barış güçlerini davet ediyorlar. Ermenistan'ın kendi ordusu varsa neden sınırlarını koruyamıyor? Ermeni ordusunu getirsinler, görelim ordumuzun önünde durabilecek mi? Karabağ'da Ermeniler adam tarafında bulunur diye konuştu. Ermeni İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne Azerbaycanlı yetkililerin mahkumların dönüşünü engellediğini ve uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ettiğini belirten bir mesaj gönderdi. Tatoyan, Azerbaycan yetkililerinin yasal prosedürleri kötüye kullandığını ve mahkumların iadesi meselesini siyasallaştırdığını savundu. Tatoyan, Ermeni toplumu, özellikle tutukluların aileleri psikolojik acılar çekiyor ve kasıtlı olarak gergin bir atmosfer yaratılıyor dedi. Bu defa UNESCO vefatının 700. yılı olması münasebetiyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adadı. Bu konudaki desteklerinden dolayı özellikle Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın UNESCO'daki temsilcilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Yunus Emre'yi anma yılının milletimizle beraber tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında bizim Yunus ve dünya dili Türkçe temalarıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Üzülerek ifade etmek isterim ki bugün dilimizde bir çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçemizi gölgede bırakıyor. Hatta kimi yerlerde yabancı dille eğitim Türkçe eğitimin önüne geçiyor. Kimi üniversitelerde öğrencilerimiz bırakınız Yunusları, Fuzulileri, Emrahları, Reşat Nurileri, Refik Halitleri, Peyami Safa veya Tanpınarları bile okumadan hatta adını duymadan diploma alabiliyor. Bu anlayışla Milli bir seferberlik ruhuyla çalışarak gençlerimize sözün, dilin, her biri asırlık tecrübelerin taşıyıcısı olan kelimelerin, kavramların, ifadelerin kıymetini en iyi şekilde anlatmalıyız.